Fatih Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Mimariden hafızaya, Batı Ermenistan'daki Muş'ta Ermeni yapıların izini sürmek. Bugün Artsakh Karabağ Öz Savunma Güçlerinin ilk komutanı Arkadi Garabetyan'ın 62. doğum günü. Anıt uzmanı Samvel Garabetyan'ın ölümsüz anısına adanmış makale. Cavahk'ın Kartikam köyündeki yolun yenilenmesine başlandı. Fransa, Türkiye'yi Libya'ya saldırgan müdahalede bulunmakla suçladı. Batı Ermenistan'ın Dersim bölgesinde topbaş keler görüntülendi. Batı Ermenistan, 1915 soykırımı ile Batı Ermenistan'ın Muş ilinde Ermeni nüfusun yok edilmesi ardından kentin mimarisi de kıyımdan nasiplendi. Sistematik yıkım süreci 2012 senesinde Kale Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle noktalandı sayılır. Bir şekilde hala hayatta kalan son Ermeni izleri bu dönüşümle silindi. Aşağıdaki haber Muş'ta kent hafızasını Ermeni yapılarının dönüşümü temelinde sorguluyor. Bekir Avcı'nın hazırladığı haberi paylaşıyoruz. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Arkadi Garabetyan 1958'de Stepanakert Artsakh Dağlı Karabağ'da doğdu. Askeri şahsiyet Artsakh Savaşı gazisi. 1975'te ortaokulu bitirdikten sonra 1980'de Yerevan Devlet Veterinerlik Üniversitesi'nden mezun oldu. Sonra Artsakh'ta baş veteriner olarak çalıştı. 1975'ten itibaren Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne katıldı ve 1978'de Gizli Kurtuluş Örgütü'nün başı oldu. Bu arada ilk gösterilerin organizatörlerinden biridir. 1980-1982 yılları arasında Sovyet ordusunda görev yaptı. 1984-1988'de devlet memurluğu görevine atandı. 1988 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Karabağ Komitesi'nde faaliyete başladı. 1990-1992 yılları arasında Artsakh Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı oldu. Mart 1992'de Artsakh Dağlı Karabağ Öz Savunma Konseyi'ne üye oldu. Ermeni-Azerbaycan savaşlarına katıldı. 1993-1996'da Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nda çalıştı. 1997 yılında Artsakh Karabağ Özgürlük Savaşları Konseyi'ni kurdu ve lideri seçildi. Sevgili soydaşlarımız, saygıdeğer takipçilerimiz, Ermeni mimarisini araştırma fonu çalışanı Hasmi Govanisyan'ın anıt uzmanı Samvel Garabetyan'ın ölümsüz anısına adanan makalesinin Tarih Dergisi'nde yayınlandığını bildirmek istiyoruz. 2020 No. 1. Aşağıda makaleden bir bölüm sunuyoruz. Dağımdan ve vadimden vazgeçmeyeceğim. Hayatımı onlar için harcayacağım. Hamo Sahyan, tanınmış Ermeni şairi. Yanınızda özveri ile sessiz ve sedasız faaliyetlerine devam eden harika insanlar varken çok sakin, çok güvende hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü onlar var, yaşamaktadır ve yaratıyorlar. Ve bir gün aniden ayrıldıklarında keskin, geri dönülemez ve ölçülemez hissediyorsunuz. O an anlıyorsunuz arkanızdaki derin uçurum bir daha asla doldurulmayacak. Onlar uzaklaşırken solmakta olduğunu ve etrafındaki boşluğu ayrıca sen de hissediyorsun. Samvel Garabetyan bu büyüklerden biriydi. Cavahk'ın 535 metre uzunluğundaki Bavra Kartikam Abul Karayolu'nun yenilenmesine başlandı. Yolun esas kısmı 2019'da onarılmıştı. Bu yıl belediye Bavra Kartikam Abul Karayolu'nun geri kalanını restore etmek için 434.630 Gürcistan parası gel tahsis etti. Bu aşamada yol greyderle düzleştirildi ve kazılar dolduruldu. Fransa, Türkiye'yi Libya'ya saldırgan müdahalede bulunmak ve silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı. Aşark Al-Avsat'ın yazdığına göre üst düzey bir Fransız yetkili Fransa'nın Türkiye'nin saldırgan ve katı müdahalesi, 7 Türk gemisinin Libya kıyılarına konuşlandırılması ve silah ambargosunun ihlali konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Ona göre Türklerin kabul edilemez davranışlarına ve NATO'yu kendi çıkarları için kullanması karşısında Fransa kenara çekilmeyecek. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmeler yaptığını ve yakında NATO ortaklarıyla görüş alışverişinde bulunacağını da kaydetti.
Türk savaş gemisi geçen hafta yeni Avrupa Birliği Deniz Misyonu'nun Libya kıyılarındaki bir kargo gemisini denetlemesine izin vermedi. Daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarda yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan topbaş keler Batı Ermenistan'daki Dersim'de görüntülendi. Doğası ile dikkat çeken ve birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Dersim'de nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok tür de bulunuyor. Daha önce defalarca vaşak, yaban keçileri, akbaba, Wagner engerek yılanı gibi birçok yaban hayvanının görüntülendiği kentte son olarak daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarda yaşayan şu ana kadar sadece Iğdır ve Arda görüldüğü bilinen topbaş keler görüntülendi. Bölgede ilk defa görünen hayvanın fotoğraf ve görüntülerini arı yetiştiricisi Ayhan Doğan çekti. Öte yandan aynı bölgede yılanlar da görülmeye başlandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gerhard adlı vokal grubunun icra ettiği Gomidas Vartabet'in Dervo Hormia adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.